Spor gündemden hepinize günaydınlar. Bir cuma sabahı yine sizlerle birlikteyiz ve dop dolu bir programla 4 maçımız var. Özet görüntüleri ve birçok konu var konuşacağımız. Hemen Ahmet Ogan'a günaydın diyorum. Günaydın, kolay gelsin. Evet Ahmet Ogan, dop dolu, hiç vakit kaybetmeden konularla başlamak istiyorum. Bu akşam U16 finali var. Evet. Önce oradan başlayalım çok kısa. Gönyeli, Yeni Cami, Atatürk Stadında final, artık şampiyonluk, bakalım kim olacak? Evet, aynı gruptan gelen iki takım, Yeni Cami ikinci, Gönyeli üçüncü bitirdi grup aşamasında. Grup aşamasından sonra çok iyi bir performans, son 16 çeyrek final, yarı final ve final. Final yolculuğunda Gönyeli ile Yeni Cami aynı grupta çıkan ve grup maçlarında da birbirlerini çok iyi tanıyan iki takımın mücadelesinde çok keyifli bir akşam bizi bekliyor. Bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19'da BRT2'den de bu karşılaşma canlı yayınlanacak. U16 ligi ilk kez düzenleniyor. Aspuzu önemli bir katkı koydu. Zaten geçmiş programlarda da vurguladım. Futbol Federasyonu'nun ligleri sponsorluğu oynatma noktasında çok büyük bir emek ve uğraş var. Yeni dönemde de birçok sürprizler var. Dün gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bunu Sayın Başkan ortaya koydu. O yüzden çok kalabalık seyirci kitlesi önünde oynanacak bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Gençler bu ligde mücadele eden ve finale gelemeyen takımların da hem hocalar hem genç oyuncular arkadaşlarına gelip destek olurlar ve keyifli bir akşam hep birlikte yaşarız diyorum ben. Favorin kim hocam? Yani favori biraz Yeni Cami gibi görünüyor ama Gönyeli'yi de yabana atmamak gerekir. Özellikle grup üçüncüsü olmasına rağmen finaller grubundaki göstermiş olduğu performans ve önemli takımları eleyerek gelmesi o açıdan önemli ki hep vurguladığım bir şey var sevgili Hasan. Grupların güçlük, zorluk derecesi denk olduğunda finale gelen takımların, gelecek olan takımların şansının daha yüksek olduğunu hep söyledim. Grup aşamasında zayıf gruplarda olan takımlar kendilerini sınama adına çok fazla güç dengelerini görmediğinden dolayı çıkacak kura sonrasındaki finaller grubu, son 16 çeyrek final, yarı finalde de güçlü takımlar karşısında zaman zaman bocaladıklarını gördük. Zaman zaman istedikleri sonuçları alamayarak finale gelemediklerini gördük. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi benim kendi kişisel görüşümdür. Gruplardaki güç dengelerinin güçlü olması finale giden yolculukta daha ağır bastığının altını çizmek istiyorum. Evet. Bekleyip görelim. Bu akşam Atatürk Stadında sanırım yine büyük bir kalabalık bu maça tanıklık edecek. Gönyeli özellikle doğrudur. Bir adım daha geride gibi gözüküyor. Yeni Cami daha iddialı gözüküyor ama Gönyeli'de de inanılmaz bir inanç var. Gönyeli Belediyesi'nden tutun kulübe, tüm camia kenetlenmiş durumda bu maça. Sanırım Gönyeli akın akın Lefkoşa Atatürk Stadı'na akın edecek bu akşam. Yeni Cami'nin de her maçının kalabalık olduğunu biliyoruz. Çok güzel bir maç bizi bekliyor bu akşam. Evet, hemen geçelim o zaman o 16'dan genç takımlar, A2'lerin şampiyonlarına. Kupanın maçları da var. Az sonra onları da ekrana getireceğiz. Antrenörlerin ödülleri var. Federasyon BRT görüşmesi var. Hepsi masada olacak. Dün kulüpler yabancı konusunda da toplantı gerçekleştirdi. Onu da az sonra detaylandıracağız. Ama hızlı hızlı gitmek zorundayız. A2'de şampiyonlar belli oldu. Maus Atatürk Gücü A2 Süper Lig'de 3 yıl üst üste şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta sonu kutladı. Ve Yeni Boğaziçi gençleri Lapta deplasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Arka arkaya bu maçları ekrana getirelim. Sonrasında stüdyoda birlikte olalım. Dokuzuncu haftasında Mausa Türk Gücü ile Yeni Cami, Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Şahin Coşkun, Yunus Cebi, Çağatay Göksu yardımcılıklarını yapıyor. Sağınak yağmur altında oynanıyor. Geçtiğimiz hafta Amikköy deplasmanında kazanan Mausa Türk Gücü A2 takımı şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugün kupasını alacak. Gelişen atak, Cenkay'ın içeri ortası, Baran indiriyor. Sert bir vuruş, topu ağlara gönderen Atay Yıldız oluyor. 5. dakikada Atay Yıldız'ın attığı golle Maus Atatürk Gücü Yeni Cami karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol sonrası genç futbolcularının sevinci. Gelişen bir başka atak, Baran ceza sahasında plaseyi bırakıyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Cenkay'ın içeri ortası, Baran indiriyor. Arda Gece vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar, Arda Gece baskısı,
sonuç veriyor. Atay Yıldız rakibinden sıyrılıyor. Vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 15. dakikada Atay Yıldız'ın attığı golle Mausa Türk Gücü 2-0 öne geçiyor. Üst üste Atay Yıldız'ın attığı goller ve 2-0 öne geçiyor Mausa Türk Gücü. Ataklar devam ediyor. Barancı'nın sahasında gol pozisyonu, kaleci Hasan Pilli iki hamlede topa sahip oluyor. Gelişen atak Nehir'le gelişiyor. İçeriye bırakıyor. Barancı'nın sahasında Nehir vuruyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Önemli pozisyonlar kaçırıyor Mausa Türk Gücü. Gelişen Yeni Cami atağı Görkemci'nin sahasında içeriye bırakıyor. Vuruş. Kaleci Mustafa'da kalıyor top. Sağ taraftan gelişen Mausa Türk Gücü atağı içeriye bırakıyor. Arda Gece topla buluşan o noktada Atay Yıldız oluyor içeriye. Barancı da sahasında, kaleci Hasan Pilli'de kalıyor top. Egitçe de sahasında vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Arda Gece'nin şık topuk pası Barancı da sahasında içeriye bırakıyor. Nehir'den önce savunma topu uzaklaştırıyor. Sonrasında da maçın hakemi Şahin Coşkun'un çalan düdüğüyle ilk yarıyı Mausa Türk Gücü 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. İleriye gönderilen top, kaleci Hasan Pilli'den ata, Arda Gece gol pozisyonu, topu dışarıya gönderiyor. Bir başka atak Rifat içeriye bırakıyor. Arda Gece şık topuk pası ağlara gönderiyor. Topa ama bayrak kalkıyor. Pozisyon offside. Gol değer kazanmıyor. Şık bir topuk pası. Gelişen Yeni Cami atağı. Açılan top, topla buluşan Türkay plaseyi bırakıyor. Kaleci Mustafa iki hamlede topa sahip oluyor. Baran topla buluşuyor. İçeriye bırakıyor Atay Yıldız. Plaseyi bırakıyor, topu ağlara gönderiyor. 54. dakikada Atay Yıldız'ın attığı golle skor 3-0'a geliyor. Atay Yıldız hat-trick yapıyor. Gol krallığında Baran Derin'le yarışıyor Atay Yıldız. 3 gole imza atıyor. Gelişen Yeni Cami atağı savunma içerisinde içeriye bırakılan topu ağlara gönderen isim 62. dakikada Mehmetcan Seyitler oluyor. İzliyorsunuz, Mehmetcan Seyitler'in attığı golle fark 2'ye iniyor. Skor 3-1 oluyor. Golden sonra Yeni Cami atakları gelişiyor. Gelişen atak, içeriye bırakılan top, Egit vuruyor, top ağlara gidiyor. 66. dakikada Egit Bozkaya'nın attığı golle skor 3-2'ye geliyor. 3-0'dan 3-2 yapıyor. Yeni Cami ümitleniyor. Ataklar devam ediyor. Sert bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Savunma arkasında Baran topla buluşuyor. Gol pozisyonu, topu dışarıya atıyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Baran Derin. Egit serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahasında oluşan karambol, vuran isim Salih topu dışarıya gönderiyor. Bir başka atak Türkay topu dışarıya gönderiyor. Maçta artık son anlar. Baran Derin plaseyi bırakıyor, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor ve sonrasında da Şahin Coşkun'un çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türk Gücü 3, Yeni Cami 2 ve Mausa Türk Gücü şampiyon oluyor. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Hamitköy deplasmanında ilan etmişti. Bugün ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk kupasını alıyor. Maç sonrasında düzenlenen ödül töreni var. Şampiyonluk kupası alacak Mausa Türk Gücü A2 gençleri. Gazi Mausa Belediye Başkanı Doktor Süleyman Uluçay, Mausa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, As Başkan Tanyel Bayraktaroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mausa Milletvekili Teberüken Uluçay birer birer şampiyon futbolculara, genç futbolculara madalyaları takıyor. Protokol türbününde kupa töreni gerçekleşiyor. Büyük gurur, büyük onur Mausa Türk Gücü gençleri son 3 sezonda üst üste 3. şampiyonluğa imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Protokolde de teker teker madalyalarını alıyor. Gerçekten A2 liglerinde son yıllarda damga vuruyor Mausa'nın sarı yeşilli genç futbolcuları, Mausa Türk Gücü'nün geleceği genç futbolcuları üst üste gelen 3. şampiyonluk ve bu şampiyonlukta pay sahibi Kamil Arifoğlu teknik direktör, antrenör Kemal Ok'ta büyük mutluluk yaşıyor. İsmail Reha büyük mutluluk yaşıyor. Ve yönetici Mehmet Terazili de A2 takımından sorumlu. Yönetici Mehmet Terazili gelen şampiyonluk sonrasında büyük mutluluk ve onur yaşıyor. Malzemeci Vural Karakartal Mausa Türk Gücü'nün simgesi, o da madalyasını Gazi Mausa Belediye Başkanı Doktor Süleyman Uluçay'dan alıyor. Gerçekten Mausa Türk Gücü adına son derece önemli bir gündü ve 3-2 kazanarak şampiyonluk kupası az sonra havaya kalkacak. Son 3 yılda alışık olduğu bir ortam. Kaptan Baran Derin, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Enver Baturalt'tan kupayı alıyor.
Baran Derin kupayı havaya kaldırıyor ve şampiyon Mausa Türk Gücü. 2022-2023 sezonu Aksa 2 Süper Ligi şampiyonu Mausa Türk Gücü, şampiyon melekler adına bu kupa alınıyor. Çok anlamlı bir kupa oluyor. Bu kupaya alışık Mausa Türk Gücü son 3 yılda üst üste kazandığı kupalar, ama şampiyon melekler adına alınan bu anlamlı kupa 2022-2023 futbol sezonunda Aksa A2 Süper Lig'de Mausa Türk Gücü A2 takımı şampiyon oluyor. Mausa Türk Gücü A2 takımı gelen şampiyonluk sonrasında kupa havaya kalkıyor ve anı fotoğrafları çekiliyor. Saha içerisinde Mausa Türk Gücü A2 takımı anı fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştiriyor. Evet, Mausa Türk Gücü A2 futbol takımı Aksa Süper A2 liginin 2022-2023 sezonunda şampiyon oldu. Üst üste 3. şampiyonluk. Yanımızda Kamil Arifoğlu, takımın teknik direktörü. Hocam, tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim. 3 yıl üst üste şampiyonluk sizinle ve bu sezonda da şampiyon olarak tamamladınız. Duygu, düşünceleriniz neler? Tabii bu yıl biraz daha zor oldu bizim için. Çünkü geçen yılki takımdan tamamıyla bir değişik takım yaptık bu sene. Diğer çocuklarımızın birçoğunun yaşı doldu diyelim. Yani federasyon çünkü 2 yaş birden küçülttü yaşları. Evet. Düşürdü. Bu sebeple çok yeni bir takım yaptık. Tabii sürece başladığımızda çok da bunun planını yapmamıştık, ama süreç bunu bizi buna getirdi. İyi de çalıştık tabii. Çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Tabii bugün iyi oyun seyrettiremedik. Çünkü A takımda oyuncuları istedi. Evet. Onun için oyuncu değişikliği yapınca bu ikinci yarı özellikle biraz zorlandık. Sonuçta 3-2 galip geldik. Uzun bir süreçti tabii. Bizim için 3 yıl üst üste şampiyon olmak çok da kolay. Uzun bir sürede ne mağlup götürdünüz ligleri? Evet. Yani düşünün 2,5 senede bir kez yenildik biz. Evet. Yani bu da büyük bir başarı. Tabii yani bu önemli. Geçen sene özellikle takımımız çok daha iyiydi. Bu takım da iyi tabii ama biraz tecrübesiz. Evet. Tabii çok uzun süre ne mağlup götürdük. Yani sanırım biraz da sistemli çalışmanın ürünüdür bunlar. Devam edecek diye düşünüyorum. Yani bu takım daha da gider. Yeter ki biraz organizasyonu kulüp olarak düzeltelim, genişletelim. Yoksa başarılar bu kulüp için gelir diye düşünüyorum arkasından. Teşekkür ederim. Evet, Mausa Türk Gücü A2 futbol takımı şampiyon. Yanımızda takım kaptanı Baran Derin var. Tebrik ediyoruz. 3. üst üste şampiyonluğun üstelik. Ve hepsinde de vardın. Evet. Evet, neler düşünüyorsun? Neler, duygu düşüncelerin neler? Abi, sezonun başından beri çok çalıştık. Belli bir hedef koyduk. Hedefimize ulaştık. Hedefimize ulaştığımız için de çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık, ayaklarına sağlık. Mutluyuz. Depremde hayatını kaybetmiş abilerimizin çocukları vardı. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum abi. Onlar için de üzgünüm. Onlar için kazandık bu kupayı. Onlara armağan olsun. Evet. Tabii ki gol krallığı, A takımda da zaman zaman yer aldın. Biraz daha farklı bir sezon oldu senin için. Evet. Abi geçen sene de gol kralı oldum. Bu sene de gol kralı oldum. Geçen seneki takımla bu seneki takım yaş aralığı biraz daha farklı. Evet, evet. Bu seneki takım biraz daha genç. Hı hı. Gene mutluyum abi gol kralı olduğum için. Daha bitmedi sezon ama. mutluyum abi gerçekten. A takıma da çıkıyorsun artık. Evet. Evet. Hocalarım, Ali hocam şans verdiği sürece oynuyorum, görevimi yapıyorum. İşimiz var abi. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim abi. Evet, Mausa Türk Gücü A2 futbol takımı şampiyon oldu. Yanımızda kulüp başkanı Sayın Koral Bozkurt var. A takımdan sonra A2'de şampiyon. Neler evet. söylesin? Yani bu son 4 yılda A takımımız 4 kez şampiyon oldu biliyorsunuz üst üste. Genç takımımız da 3. şampiyonluğu üst üste alıyor. Yani 1 ikincilik, 3 tane de şampiyonluk var. Sonuçta tabii biz göreve geldiğimiz ilk günden beri sonuçta futbolun geleceğinin yani altyapılarda olduğunu bilinci içinde hareket ettik. Onun için çok ciddi anlamda da altyapılara yatırım yaptık. Bunun meyvelerine de sonuçta zaman içinde Mausa Türk Gücü kulüp olarak göreceğine inanıyoruz yani. Sonuçta çocukları tebrik ederiz, teknik heyetimizi tebrik ederiz. Yönetici arkadaşlarımı, A2'de çalışan yönetici arkadaşlarımı tebrik ederim. Yani sonuçta hak edilmiş bir şampiyonluk. Dediğim gibi yani sonuçta bütün kulüplerin altyapılara önem göstermesi gerektiğine inanan bir kişiyim. Onun için yani bütün kulüpler altyapılarına daha fazla önem göstersin. Bir takım şampiyonluğu oynarken genç takımın küme düşmesin. Yukarı oynarken, kupa finali oynarken yani genç takımı da aynı şekilde başarı göstersin.
Umarım zaman içinde daha da iyi yere futbolumuz gelecek diye. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Maus Atatürk Gücü A2 futbol takımı üst üste 3. şampiyonluk sezonun şampiyonluğu ve yönetici Sayın Mehmet Terazi yanımızda. Evet, zorlu bir süreç, daha yeni bir takım bu sezon ama yine şampiyon olduğunuz üst üste 3. şampiyonluk, neler hissediyoruz? Çok mutluyuz. Şöyle söylemek lazım. Tabii biz bu lige hazırlanırken 8 oyuncumuzu sıfırdan yeni 16'dan alarak hazırladık. Kolay değildi bizim için. Biliyorsunuz perde arkası var bu işin. Bu çocukların dersleridir. Okuldaki durumlarıdır. Evdeki aile durumlarıdır. Hep biz bunları ben kendim şahs olarak kafalarının boş olmasını sahaya gelirken hocalara hazırlayıp sunuyorum hep sürekli. Zaten bu başarının bu şekilde geldiği yani her zaman ortadadır. Kolay değildi bizim için. Sıkıntılar yaşadık mı yaşadık. Arada ama deprem oldu. Evet, deprem oldu. Tabii ki Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. O konu bizi çok üzdü zaten. Kolaydan motive olamadık. Bir ara tamamen bırakmıştık. Ondan sonra bir toparlama oldu. Yine şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Tabii ki bu şampiyonluğumuz şampiyon meleklerimize gelmesini isterim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, başarılar. Sağ ol. Aksağ 2 birincilik 29. haftasında Lapta ile Yeni Boğaziçi, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mert Aksu, Neşe Usta İbrahim Oğan yardımcılıklarını yapıyor. Yeni Boğaziçi bu maçı kazanması durumunda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve ev sahibi Lapta'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Yeni Boğaziçi atağı ceza sahası ön çizgisinde Kenan dönerek vuruşunda top dışarıya gidiyor. İlk ataklar Yeni Boğaziçi'nde, ceza sahasında oluşan karambol topu ağlara gönderen Hüseyin Şeref oluyor. 5. dakikada Hüseyin'in attığı golle Yeni Boğaziçi Lapta karşısında 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor. Hüseyin Şeref gol sevincini kenar yönetimiyle paylaşıyor. Haller Doğuş antrenör ve yedek futbolcuların gol sevinci. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşunu yapan isim yine Hüseyin Şeref oluyor. 7. dakikada Hüseyin Şeref'in attığı golle Yeni Boğaziçi 2-0 öne geçiyor. Üst üste gelen goller, Hüseyin Şeref'in imzası var ve 2-0 öne geçiyor Yeni Boğaziçi. Bir başka atak, sert bir vuruş, o noktada Berkem'den sonuç gelmiyor. Ceza sahasına yapılan orta, savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Kenan vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Sol taraftan gelişen atak, içeriye orta. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Bir başka atak, savunma arkasında Hüseyin Şeref topla buluşuyor. Atağı olgunlaştırmaya çalışıyor. Hüseyin Şeref içeriye bırakıyor. Topla buluşan Kenan vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 22. dakikada Kenan Özerinç'in attığı golle Yeni Boğaziçi 3-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var genç futbolcularda. Ender gelişen Lapta atakları, savunma arkasında ceza sahasında Kemal gol pozisyonu, kaleci İsmail Birşen atak devam ediyor, savunma top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan Lapta. Ceza sahasına yapılan orta, açılan top, atak olgunlaşmaya çalışıyor. Sert bir vuruş Kenan'dan, top dışarıya gidiyor. Bir başka Yeni Boğaziçi atağı, Hüseyin Şeref topla buluşan Hamza açıyı alıyor, plaseyi bırakıyor. Kaleci Yaşar Beyazyüz topa sahip oluyor. Ceza sahasına yapılan orta, kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Kafayı vuran Fevzi Gökova'ydı. Bu kez serbest vuruş Lapta'dan, sonuç gelmiyor. Bir başka Yeni Boğaziçi atağı, ceza sahası içerisinde atak olgunlaşmaya çalışıyor. Berat içeriye, top ağlara gidiyor. Orta şut karışımı, Berat Akalın topu ağlara gönderiyor. 36. dakikada skor 4-0 oluyor. Farka koşuyor Yeni Boğaziçi gençleri. 4-0 skor avantajı yakalıyor. Bir başka atak, ceza sahası içerisinde oluşan karambol, bir türlü uzaklaşmayan top. Buğra son çizgiyi içeriye bırakıyor. Topu ağlara gönderen isim Berkem Sağdağ oluyor. 38. dakikada Berkem Sağdağ'ın attığı golle skor 5-0 oluyor. Yeni Boğaziçi gençleri gole doymuyor. Gelişen ataklar, ceza sahası içerisinde Hüseyin Şeref vuruyor, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak, Hüseyin Şeref açı sol taraf, içeriye bırakılan top, kaleci topu engelliyor. Köşe vuruşu, boşta kalan topu ağlara gönderen isim Fevzi Gökova alıyor. 42. dakikada Fevzi Gökova'nın attığı golle Yeni Boğaziçi 6-0 öne geçiyor.
İlk yarı adına son anlar gelişen atak. Ceza sahasında gol pozisyonu Berkem topu dışarıya gönderiyor. Sonuç alamıyor Yeni Boğaziçi. Serbest vuruş kaleci Yaşar Başarılı. Dönen top savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Gözler maçın hakemi Mert Aksu'da ve Mert Aksu'nun çalan düdüğüyle ilk yarıyı Yeni Boğaziçi 6-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Yeni Boğaziçi takımı başlıyor. İlk yarıdan gelen goller. Kenan'la gelişen Yeni Boğaziçi atağı. Kenancı da sahasında son çizgi içeriye bırakıyor. Topu ağlara gönderen Batuhan Şenol oluyor. 51. dakikada Batuhan Şenol'un attığı golle skor 7-0 oluyor. İkinci yarıya da golle başlıyor Yeni Boğaziçi gençleri. Bir başka atak. Kenan'la gelişiyor. Günün başarılı ismi Kenan içeriye, son çizgi içeri ortası, Mehmet topu dışarıya gönderiyor. Savunma arkasına gönderilen uzun top ceza sahası içerisinde kaleci Yaşar. Boşta kalan top Yeni Boğaziçi atağa gelişecek. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Yine savunma arkasına gönderilen bir başka top ceza sahası içerisinde gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar Yeni Boğaziçi'nden devam ediyor. Gelişen atak, ceza sahası içerisinde yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendiriyor ve penaltı atışını Naci Soğan ağlara gönderiyor. 60. dakikada skor 8-0 oluyor. Gole doymuyor Yeni Boğaziçi gençleri. Ataklar devam ediyor. Ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. 61. dakikada Batuhan Şenol'un attığı golle skor 9-0 oluyor. Dalga dalga geliyor Yeni Boğaziçi. 9-0 öne geçiyor. Serbest vuruşu Mehmet kullanıyor. Ceza sahasında yapılan orta kaleciden büyük hata, top ağlara gidiyor. 68. dakikada Mehmet Ertem'in attığı golle skor 10-0 oluyor. Yeni Boğaziçi gençleri ataklarını devam ettiriyor. Bir başka atak, sert bir vuruş, üst direk, dönen top, atak devam ediyor. Kava vuruşu, top yandan dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Yeni Boğaziçi gençleri. Oluşan karambol, açılan top içeriye, vuruş, top üstten dışarıya gidiyor. Sağ taraftan gelişen Yeni Boğaziçi atağı, ceza sahasına yapılan orta, son çizgi, boş kaleye, top ağlara gönderen Batuhan Şenol oluyor. 80. dakikada Batuhan Şenol'un attığı golle skor 11-0'a geliyor. Üst üste gelen goller, ikinci yarıda da ataklar devam ediyor. Mehmet Ertem vuruyor, mükemmel bir gol atıyor. Dakika 81, gol Mehmet Ertem, skor 12-0 oluyor. Dalga dalga geliyor, ardı ardına goller. 12-0'lık farklı bir skoru yakalıyor Yeni Boğaziçi gençleri. Kazanması durumunda şampiyon olacak, artık şampiyonluğa çok yakın. Kale sahasında bu kez topu ağlara gönderen isim 85. dakikada Berkem Sağdağ oluyor ve skor 13-0 oluyor. Maçta artık son anlar, gözler maçın hakemi Mert Aksu'da gelişen Yeni Boğaziçi atağı. Son vuruş o noktada, sonuç gelmiyor. Saha içerisinde sürpriz bir konuk, sonrasında Yeni Boğaziçi yedek kulübesi artık şampiyonluğu kutluyor kenarda. Mert Aksu'nun çalacağı düdüğü bekliyor. 13-0'lık skor avantajı, ligin bitimine bir hafta kala Yeni Boğaziçi şampiyonluğunu ilan ediyor. Serbest vuruş Mehmet vuruyor. Kaleci Yaşar mükemmel çıkarıyor. Topu kornere gönderiyor. Ve sonrasında da maçın hakemi Mert Aksu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Lapta 0, Yeni Boğaziçi gençleri 13 ve Yeni Boğaziçi gençleri ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda ilan ediyor. Yeni Boğaziçi gençleri maçın hakemi Mert Aksu'nun bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşıyor. 20 yıl aradan sonra Aksa 1.lik A2 gençlerde gelen şampiyonluğu Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'na gelen taraftarlar ile paylaşıyor. Maç sonrasında saha içerisinde kupa töreni gerçekleşiyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi şampiyon Yeni Boğaziçi futbolcularına teker teker madalyalarını takıyor. Az sonra kaptan Adem Seven gelecek, kupasını alacak. Antrenör Halil Erdoğuş yönetiminde Yeni Boğaziçi A2 gençleri sezon başından beri istikrarlı bir gidiş, başarılı sonuçlar, üst üste gelen başarılı sonuçlar sonrasında ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Şampiyon Yeni Boğaziçi A2 takımı, taraftarlar, aileler gelen şampiyonluğu büyük mutluluk ve gururla kutluyor. Hüseyin Ekmekçi teker teker şampiyonlara madalyalarını takıyor. Gerçekten çok önemli, çok büyük bir gurur. Başkan Mehmet Fahlioğlu'lar
oyuncuları da bu gurura ortak oluyor. Gerçekten çok büyük bir emek verdi başkan ve yönetim. Altyapıları kurarken inanılmaz bir emeği, inanılmaz bir katkısı var. Ve o katkı sonrasında gelen şampiyonluk bir anlamda verilen emeğin karşılığı oluyor. Gerçekten Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında yeni Boğaziçi futbolcuların gururu, onuru yaşanıyor. Ve taraftarlar da bu onura, bu gurura ortak oluyor. Teker teker madalyalar alınıyor. Az sonra kupa havaya kalkacak ve Aksa A2 birinci lig gençlerde 2022-2023 futbol sezonu şampiyonu Yeni Boğaziçi A2 takımı oluyor. Tam 20 yıl aradan sonra gelen bu önemli, bu başarılı şampiyonluk doğal olarak tüm futbolcularda büyük bir onur, büyük bir gurur yaşatıyor. Başkan Mehmet Fahlioğulları da şu anda saha içerisinde gelen şampiyonluk sonrasında yüzündeki mutluluk gülücüklerle çok net ortaya çıkıyor. Gerçekten bir sezonun emeğinin karşılığının alındığı şampiyonluk anı fotoğraflar çekilecek. Kaptan Adem Seven gelecek, kupasını alacak. İsmail Birşer genç kaleci, özellikle A takımda da zaman zaman şans buluyor. Gelecek adına da Yeni Boğaziçi Kalesi'nin emin ellerde olduğunu da söylemek gerekiyor. Az sonra kupa havaya kalkacak. Haller Doğuş. Az sonra o da madalyasını alacak. Gerçekten 2 yıldır Yeni Boğaziçi'nde görev yapıyor. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir mücadele. Ortaya koyduğu emeğin, mücadelenin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Teker teker geliyor futbolcular. Saha içerisinde görülmeye değer bir manzara var. Deplasmanda geldi şampiyonluk Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında ve çok farklı bir skorla kazanılması bir anlamda da büyük bir mutluluk yaşatıyor Yeni Boğaziçi futbolcularına. Az sonra kaptan Adem Seven gelecek, kupasını alacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi şampiyon Yeni Boğaziçi futbolcularına teker teker madalyalarını takıyor. Futbolcuların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Gerçekten bir sezonun emeği. Kaleci antrenörü Ersoy Saydal da hem A takımda hem de A2'de hem de altyapıda çok büyük bir emeği var. Büyük bir uğraşı var. Kalecilerin yetişmesi noktasında inanılmaz bir efor, inanılmaz bir mücadele ve emek ve sonrasında gelen şampiyonluk onu da mutlu ediyor. Artık yavaş yavaş kupa havaya kalkacak. İşte antrenör Haller Doğuş bu şampiyonlukta çok büyük bir emeği var. Futbolcuları kendisini alkışlıyor orada. Bu emeğin futbolcularda olduğunu belirtiyor ve şimdi kupa töreni gerçekleşiyor ve şampiyon Yeni Boğaziçi kupa havaya kalkıyor. Kaptan Adem Seven'in ellerinde kupa havaya kalkıyor ve Yeni Boğaziçi A2 futbolcuları Halil Erdoğuş, Başkan Mehmet Fahlioğulları, taraftarlar, aileler gelen şampiyonluğu Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında kutluyor. Biz de BRT Spor Servisi olarak Yeni Boğaziçi A2 takımını şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Evet, şampiyonları kutladık. Yeni Boğaziçi'ni sanırım ilk şampiyonluğu Ahmet. Evet, 20 yıl aradan sonra birinci ligde şampiyonlukları geldi. 2003-2004 sezonunda şampiyon olmuşlardı. O günden bugün aslında çok önemli bir yatırım vardı. Geçmiş başkanlardan başlayan ve Mehmet Fahlioğulları'nın inanılmaz başarısı yönetimiyle birlikte ve bu sezon adına da altyapı komitesi kurmaları, geleceği daha sağlam temeller üzerine kurma adına Yeni Boğaziçi gerçekten planlı, programlı bir şekilde devam ediyor. Az önce Sayın Koral Bozkurt'un demecinde, röportajında da çok net vurguladı. Futbolumuzun geleceği gençler olduğunu ve ona yatırım yapma noktasında gelen şampiyonluklar da bunu gösteriyor. Tabii ki yapılan yatırımlar çok kısa süreli dönemde olumlu yansımayabilir, şampiyon olmayabilirsiniz ama doğru yatırımların ilerleyen dönemde 2-3 yıllık süre içerisinde net bir şekilde hem şampiyonlukla hem yetiştirilen gençlerin de A takım düzeyindeki bugün Yeni Boğaziçi'ne baktığımızda 4-5 kiralık oyuncunun dışında alttan gelen oyuncular Ahmet Kuşap,
Kuşaf gibi, Doğan Alp gibi genç isimler. Geçmiş dönemlerde Zübeyir bu takıma katıldı. Şu anda artık tecrübeli noktasına geldi. Yani gençlerin de yavaş yavaş takıma kazandırılmasıyla birlikte İsmail Birşen gibi geçtiğimiz dönem Eral Şerifoğlu yönetiminde Yeni Boğaziçi'nde şans bulmuştu. Dolayısıyla da bu gençlerin şans bulmasıyla birlikte Yeni Boğaziçi'nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde kurulduğunu gördük. Bu bağlamda Mehmet Fahlioğlu başkanlığındaki yönetimi, Haller Doğuş yönetimindeki teknik kadroyu, futbolcuları kutluyorum. Camiaya hayırlı olsun. Programımızda süre kısıtlıdır. Onların şampiyonluklarını gelecek programlarda değerlendirir. Mausa Türkcü zaten Koral Başkan'ın göreve geldikten sonraki yatırımları tamamen altyapı, atakım ve tesisleşme noktasında ciddi bir ivme kazandığını geride kalan 5 yıllık süreçte net gördük. 3 yıl üst üste abileri gibi şampiyon oldu. Abileri 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Ve gol krallığıyla birlikte devam ediyor. A takımına çıkan oyuncular, yaşı dolan oyuncuların bölgedeki takımlara verilerek, kiralanarak gelişimini sağlamaları doğru işlerin yaptığını gösteriyor. Doğru işler yapan takımların alttan gelen çocuklara A takıma kazandırılma noktasında çok önemli işler yaptığını söyleyebilirim. Şampiyon olmayan takımlar Yonpaş, Doğupınar var, Doğan Türk Birliği var, Küçük Kaymaklı var, Türk Hoca var. Bunlar da ciddi yatırımlar yapıyor. Birincilikte de birçok takımlar yatırım yapıyor. Onları ilerleyen programlarda değerlendiririz. Son olarak şunu söyleyeyim altyapılar için. Özellikle ciddi yatırım yapıp emek harcayan, maddi manevi katkı sağlayan kulüplerimizin son yıllarda çıkış gösterdiğini görüyoruz. Örnek olarak da bu akşam oynanacak finalde olan iki takımın da gelişme ve son yıllarda kazanmış olduğu oyuncularla A takımlar düzeyinde de başarıyı yakalayan bir yeni cami olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet, pazartesinden sonra o 16 şampiyonu bu akşam belli oluyor. A2 şampiyonları, lige çıkanlar, playout oynayacak olanlar, playoff oynayacak olanlar bir hafta boyunca dop dolu programlarda enine boyuna masaya yatırıp konuşacağız. Şampiyonları bu kadarla bırakmayacağız. Daha uzun vakit ayıracağız ama bugün programımız yoğun. Hemen Antrenörler Derneği'ne geçelim. Ödül töreni vardı. Sanırım 6. ödül töreni gerçekleştirildi bu yılın içerisinde. Başarılı hocaları ödüllendiriyor. Çok kısa Ahmet, bunu da bilgilendirelim. Evet, özellikle bu sezon başlatmış olduğumuz bu uygulama son derece yerinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Antrenörlerimizin, meslektaşlarımızın motive etme anlamında önemli bir iş olduğunu. Çünkü geçmiş dönemlerde direkt birinci sorumlu antrenör genelde ödül alıyordu ve o da yıl sonu. Yıl sonunda tüm teknik adamlar birlikte alma şansı vardı. Bu önemli bir motivasyon. Onun dışında ciddi sponsorların bize katkı koyması, Nikosia grubun, Sport Market'in, Çayna Pazar'ın, Deniz Plaza'nın bizlere destek olması özellikle bizim sadece ödül bazında değil diğer yapacağımız projeleri hayata geçirme noktasında da motive ediyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Altıncısını gerçekleştirdik. Son yapacağımız ödüllendirme de son 6 haftanın ödüllendirmesi olacak ve noktalayacağız. Seminer sonrasında da her yıl yaptığımız... Aslında noktalamayacağız Ahmet Ogan. Kadınlar Ligi ve BTM 2 ile devam edeceğiz. Onlar da bizim hocamız. Evet, onlar ligleri devam edenler. Ligleri sonlandığı için söylüyorum. Sonrasında da çok büyük bir ödül töreniyle de sezonu noktalayacağız. Dolayısıyla da Antrenör Derneği'nin son yeni dönemde yapmış oldukları yenilikler, yeni projeleri hayata geçirme, önümüzdeki hafta başlayacak olan seminerin ses getirmesi, gerek katılımcılar gerekse de orada verilecek eğitim, konaklamalı olması son derece önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani artık Antrenörler Derneği'nin de bir saygınlığı, bir işlevi ve ciddi anlamda bir çalışma içerisinde olduğunun göstergesi olduğunu, bu bir ekip işidir. Sizin başkanlığınızdaki yönetim kurulu ve yönetim kurulunun dışında olan ve bu derneğe sahip çıkan meslektaşlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Zaman zaman çok olumlu eleştirilerini hem bizlere yazıyorlar hem arıyorlar hem de bulunduğumuz ortamlarda net söylüyor. Bunlar da bizleri motive ediyor. Bu motivasyonla birlikte de daha iyi işler yapmak, daha güzel işlere imza atmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Antrenörlere başarılar diliyoruz. Geçiyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BRT Müdürümüz Sayın Sertoğlu ile Sayın Müdürümüz bir araya geldi. Evet. Meryem Hanım. Önemli bir görüşmeydi. Futbolla ilgili bir maç
tasarlanmak istendi. Ama bu maç en güzel oldu sanırım Ahmet Okan. Evet, özellikle buradan Sayın Sertoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki müdürümüzle yaptığımız görüşmelerde 60. yılda sportif faaliyetlerin ne şekilde ve nasıl yapılması noktasında yaptığımız görüşmeler sonrasında bir takım görüşmelere başladık. Bu görüşmeler çerçevesinde de öncelikli olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Sertoğlu'nu ziyaret ettik. Ve orada yapılan görüşmelerde müdürümüzün 60. yılda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun geldiği nokta başlangıçtan günümüze kadar ve bundan sonraki süreçte güzel ve kalıcı bir organizasyonun yapılma noktasında ilk adım attı. Ve bu ilk adım sonrasında da Sayın Sertoğlu'nun Süper Kupa'ya Beret'in ismi verilmesi noktasında bir görüş ortaya koydu. Bunu yönetim kurulunda değerlendirilecek. Bizim Meryem Hanım da kendi yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra son karar verilecek ama büyük ihtimalle önümüzdeki yıl 2023-24 sezonunda Süper Kupa Beret'e Süper Kupa olarak oynanacak diye düşünüyorum. Onun adımı atıldı. Olumlu gelişmeler oldu. Onun dışında gelecek sezon yayınlar noktasında futbolumuzun daha iyi noktaya taşınması, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu'nun işbirliğinin daha güçlenerek devam etmesi noktasında görüş alışverişinde bulunduğu fikirler ortaya konuldu. Çok güzel bir ortamda gerçekleştirildi ve güzel sonuçlar çıkmaya başladı. Bu anlamda biz BRT Spor Servisi çalışanı olarak mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlar da bizi motive ediyor. Biz de işimizi yaparken en iyisini, en güzelini yapma adına ve yapacağımız organizasyonlarda da alnımızın akıyla çıkma noktasında da üzerimize büyük sorumluluk var. Bu sorumluluğu da ekip arkadaşlarımızla birlikte, servisteki tüm arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın diyorum. Bu bağlamda Sayın Sertoğlu'na, müdürümüze de teşekkür ediyorum ben. Evet, hep birlikte görelim Ahmet. Ama çok kısa, tam 1,5 dakikamız var, yayını vermem lazım. Kupa maçları, evet. Finalde Türk Ocağı ve Cihangir. Çok kısa özetle, çünkü maçları verip yayından çıkacağız. Tabii hafta içerisinde finale kalan Cihangir ile Türk Ocağı'nı çok net değerlendireceğiz. Şunu söyleyeceğim, özellikle avantajlı olan takımlar, ilk maçta avantaj elde eden takımlar ikinci maçta avantajlarını kaybetti. Hele hele bunların içerisinde Çaynapazar Gençlik Gücü 2-0 öne geçtiği karşılaşmada geriye düşmesi, sonra uzatmalara götürüp penaltılara geldikten sonraki penaltılardaki başarısızlığı bir anlamda artık kaderiyle baş başa kaldı. Tek hedefi kaldı, ligde kalma mücadelesi. Türk Ocağı'nın tüm zorluklara rağmen finale kalması onlar adına son derece önemliydi. Finalleri oynayan bir takım, onu haftaya değerlendireceğiz ama Cihangir bu finali istiyordu, arzuluyordu. Zaten isteği arzusu kendi sahasında da eksikler olacak. Evet, kendi sahasında da çok net gösterdi. Toygar Hoca'nın yönetimindeki oyuncular, Başkan Hüseyin Karavezirli'yle birlikte. Alttan önce alındı final. Eksikler evet. Olacak Ocak'ta. Hem eksikler olacak hem de bir tarafta ligi bitirmiş, artık kafası tamamen kupaya odaklanmış bir Cihangir. Diğer tarafta hem playout hem kupa finali izleyip göreceği ama spor severlerin beklediği final oldu. En azından son yarı final eşleşmeleri sonrasında. Tabi burada Göçmenköy ve Çaynapazar Gençlik Gücü kendilerinin de finali kaybettiğini, kendi hatalarıyla kaybettiğini de altını çizmek istiyorum. %100 katılıyorum. Daha detaylı pazartesi hepsini masaya yatıracağız. Programın bugün adına sonuna geldik. Niye sonuna geldik? Çünkü sizi kupa yarı finallerinin rövanş maçlarıyla baş başa bırakıyoruz. Gençlik Gücü rakibi Türk Ocağı'na nasıl 4-3 mağlup olup penaltılarda elendi? Cihangir nasıl 1-0'ın rövanşında 4-0 galip geldi? Şimdi ekranlarınızda pazartesi yeniden birlikte olmak üzere. Sevgisiz ve sporsuz kalmayın. İyi günler diliyorum. Noderland Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında Çaynapazar Gençlik Gücü ile Türk Ocağı Lefkoşa Atatürk Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mehmet Sedener, Mustafa Torun, Emre Çevikdal yardımcılıklarını yapıyor. Finale kalacak takımın belli olacağı karşılaşma. Özgür Ongun köşe vuruşu, atak devam ediyor. Özgür Ongun içeri ortası, kafa vuruşu dobağlara gidiyor. 9. dakikada İbrahim Karadal'ın attığı golle Çaynapazar Gençlik Gücü Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçiyor. Ertaş'la başlayan atak, yapılan hareket var. Emre'de kalan top
Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Savunma arkasında Özgür Ongun topla buluşuyor. Ceza sahasında açıyı alıyor. Rakiplerinden sıyrılıyor. Vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 14. dakikada Özgür Ongun'un attığı golle Çayna Pazar Gençlik Gücü Türk Ocağı karşısında 2-0 öne geçiyor. İlk maçta 3-2'lik avantaj, ikinci maç için 2-0'lık skor avantajı. Yapılan hareket var. Maçın hakemi Yunus, oyun devam etti. Mehmet Sezener'e itirazlar var, oyun devam ediyor. Ertaç'ın ortası, kafa vuruşu, Doğukan'dan sonuç gelmiyor. Yunus'la başlayan Türk Ocağı atağı, İbrahim Köse topla buluşuyor. Pası ceza sahasında Ömer, gol pozisyonu ve gol. 36. dakikada Ömer Gül'ün attığı golle skor 2-1'e geliyor, fark 1'e iniyor. Ümitleniyor Türk Ocağı Ömer Gül'ün attığı golle. Köşe vuruşunu Özgür Ongun kullanıyor. Kaleci Hüseyin çift yumruk. Atak devam edecek, sonuç gelmiyor. Gelişen atak, Özgür Ongun topla buluşuyor. Ceza sahasında bayrak kalkıyor. Pozisyon offside. Serbest vuruşu Ertaş kullanıyor. Plaseyi bırakıyor. Köşeden Emre topu kornere çeliyor. İki güzel hareket. Özgür Ongun sert hareket. Oyun devam ediyor. Özgür rakiplerine sıyrılıyor. Vuruyor, topu üstten dışarıya gönderiyor. Silahla gelişen Türk Ocağı atağı ceza sahası içerisinde, topun indiği noktada Ömer Gül, kaleci Emre, maçın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösteriyor. 45. dakikada Mehmet Sezener penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var, karar değişmiyor. Dakika 45, İbrahim Köse topun üzerine geliyor. İbrahim Köse topu ağlara gönderiyor. 45. dakikada İbrahim Köse'nin penaltıdan attığı golle maça denge geliyor. 2-0 mağlubiyetten 2-2 yakalıyor. Geri dönüyor Türk Ocağı ve bu sonuç ilk yarıda 2-2'lik skorla tamamlanıyor ilk yarı. İkinci yarıya Çayna Pazar Gençlik Gücü başlıyor. Gelişen silahla Türk Ocağı atar. Silah vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Bir başka atak, İbrahim Köse vuruyor, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Üst üste şutlar, ceza sahası içerisinde gelişen atak, Mahmut geriye bırakıyor. Hasan Akkuyu vuruyor, köşeden Hüseyin topu kornere çeliyor. İki takım da dengeyi bozmak istiyor. Kafa vuruşunda topu ağlara gönderen Bilal oluyor. Ertaç'ın köşe vuruşu, dakika 79, kafayla topu ağlara gönderen Bilal oluyor ve Türk Ocağı 3-2 öne geçiyor. Golden sonra gelişecek atak, Yunus, Hasan Akkuyu taç atışını kullanacak. Sahada iki top var. Maçın hakemi Mehmet Sezener. Bilal topa sahip oluyor. Silla atak geliştirilecek. Silla rakibinden sıyrılıyor. Sonrasında maçın hakemi Mehmet Sezener Yunus'a sarı kart gösteriyor. Topu saha içerisine attığından dolayı, bu da ikinci sarı ardından, kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. 81. dakikada Türk Ocağı sahada 10 kişi kalıyor. Mehmet Sezener yedek kulübesine gidiyor. Çayna Pazar Gençlik Gücü yedek kulübesinden sarı kart gören futbolcu var. Sonrasında başlayan oyuncu da sahası içerisinde Remzi içeriye bırakıyor. Savunma atağı karşılıyor. Sonuç gelmiyor. Savunma arkasında Hasan, kaleci Hüseyin, açılan top. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak, Ümitcan ceza sahasında Hüseyin'den sıyrılıyor. Açısı dar, içeriye bırakıyor. Savunma atağı kesiyor. Gelişen Türk Ocağı atağı, sert bir vuruş Doğukan'dan. Kaleci Emre, boşta kalan top, Rifat uzaklaştırıyor. Ve sonrasında maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle 90 dakika 3-2 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlanıyor. İlk maçı da 3-2 Çayna Pazar Gençlik Gücü kazandığı için maç uzatmalara gidiyor. Uzatma bölümlerinde ilk bölüm, Doğukan topla buluşuyor. Doğukan içeriye bırakıyor. İbrahim Köse ceza sahasında topu ağlara gönderen Remzi oluyor. 94. dakikada kale sahasında topu ağlara gönderen Remzi oluyor ve skor 4-2 oluyor. Büyük sevinç var Türk Ocağı futbolcularında. Remzi yedek kulübesi, herkes büyük sevinç içerisinde. 4-2'lik skor avantajı yakaladı Türk Ocağı. 4-2 öne geçti Remzi'nin attığı golle. Bir anda saha içerisinde de itirazlar var maçın hakemi Mehmet Sezener'e. 4. hakem Evren Karademir. Şu anda Türk Ocağı futbolcuları, ona itirazları var. Sarı kart gösteriyor maçın hakemi Mehmet Sezener bu pozisyonda. İlker İnceler ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Türk Ocağı uzatma bölümlerinde sahada 9 kişi kalıyor. Çayna Pazar Gençlik Gücü'nde de İbrahim Karadal
kırmızı kart görüyor aynı dakika içerisinde. Çaynabazar Gençlik Gücü de uzatma bölümlerinde sahada 9 kişi mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir anda ortam gerildi ve üst üste çıkan kartlar. Ertaç köşe vuruşunu kullanıyor. Silla'nın kava vuruşu Emre köşeden topu kornere gönderiyor. Ve maçın hakeminin çalan düdüğüyle ilk uzatma bölümü 4-2 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci uzatma bölümü gelişen atak ceza sahası içerisinde penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Mişali pası ceza sahası içerisinde savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Baskıyı artırıyor. Çaynapazar Gençlik Gücü Ali Akbulut vuruyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Gelişen Türk Hoca hata. İbrahim Köse sert bir vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Karşılıklı atılan şutlar. Aşkın ceza sahasına ortası. İçeriye Hasan Akkuyu. Penaltı beklentisi var. Maçın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösteriyor. 115. dakika penaltı atışı kazandı. Mehmet Sezener bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Mişali topun gerisinde, dakika 115. Mişali geliyor, vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 115. dakikada Mişali'nin attığı golle skor 4-3'e geliyor. Bu kez ümitlenen taraf Çaynabazar Gençlik Gücü oluyor. 4-3'lük skor var. Gelişecek atak, savunmadan ileriye gönderilen top. Sonrasında maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle 120 dakika 4-3 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlandı. Penaltı atışlarına geçiliyor. Finalist penaltı atışları ile belli olacak. Ertaç topun gerisinde. Ertaç vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. İlk penaltı atışından yararlanamıyor Türk Ocağı. Topun gerisinde Ümitcan. Topun üzerine doğru geliyor. Ümitcan vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. Çaynabazar Gençlik Gücü Türk Ocağı karşısında. İbrahim Köse topu ağlara gönderiyor. Maça denge geliyor. Ali Akbulut topun gerisinde. Ali Akbulut geliyor, vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Ali Akbulut penaltı atışından yararlanamıyor. Remzi topu ağlara gönderiyor ve 2-1 öne geçiyor Türk Ocağı. Hasan Bertu vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. 2-1'lik üstünlük devam ediyor. Ömer Gül topu ağlara gönderiyor. Skor 3-1 oluyor. Aşkın topun gerisinde vuruyor. Kaleci Hüseyin kurtarıyor. Penaltı atışları sonrasında 3-1 kazanan Türk Ocağı ilk finalist oluyor. Noderland Kıbrıs Kupası'nda Çaynabazar Gençlik Gücü'nü 6-5 mağlup eden Türk Ocağı adını finale yazdıran ilk takım oluyor. Noderland Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında Cihangir ile Göçmenköy Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Kerem Erat, Halil Erdem Canaoğlu, Mehmet Volkan Çelik yardımcılıklarını yapıyor. İlk maçta Göçmenköy 1-0 kazandı. İkinci maç için avantajlı geldi Cihangir Stadı'na. Gelişen Göçmenköy atağı Burak Koçar kaleye vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. İlk bölümler Göçmenköy atağı. Amadu ceza sahasında Dursun Cem Ateş, Amadu savunma yerleşiyor. Amadu zarif hareketler, içeriye savunma, seken top dışarıya gidiyor, sonuç gelmiyor. Nurettin'in serbest vuruşu, kafa vuruşundan sonuç alamıyor Cihangir. Taç atışı ile başlayan oyun. Atak devam ediyor, yankı. Erol içeri ortası, kale sahasında kafa vuruşu, kaleci Yusuf iki hamlede topa sahip oluyor. Köşe vuruşu kullanıyor Cihangir takımı. Sert bir vuruş Muhittin Tümbül'den. Üst direkt, top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyonda Cihangir takımı. Maçın hakemi Kerem Eren yedek kulübesine doğru hareketleniyor. Dördüncü hakem Emre Öztaşlı'nın uyarısı ile kaleci antrenörü Özal Sarıcaoğlu sarı kart görüyor. Maçın hakemi Kerem Eren'dan. Serbest vuruş kullanıyor Erol. Kafa vuruşu topağlara gidiyor. 17. dakikada Muhittin Tümbül'ün attığı golle Cihangir Göçmenköy karşısında 1-0 öne geçiyor. Bu kez Burak serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahasında açılan top, atak devam ediyor. Mustafa İnaç vuruyor. Mahmud'un önünde kalan top ama bayrak kalkıyor. Pozisyon offside. Çıkarken kaptırılan top. Amadu kaleye bakıyor. Vuruşu zayıf. Dursun Cem Ateş'te kalıyor top. Sağ taraftan gelişen Cihangir atağı. Erol Aksunlar içeri ortası. Muhittin Tümbül'ün kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak yine sağ tarafta Erol Aksunlar'la gelişiyor. Yine içeriye orta şut karışımı, kaleci Yusuf'ta kalıyor top. Ve maçın hakemi Kerem Eran'ın çalan düdüğüyle ilk yarı 1-0 Cihangir üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya Göçmenköy takımı başlıyor.
Köşe vuruşu kullanıyor Nurettin. Ters bir vuruş top ağlara gidiyor. 53. dakikada Alaaddin'in kendi kalesine attığı golle Cihangir 2-0 öne geçiyor. İkinci yarıda erken golü buluyor, 2-0 öne geçiyor. Gelişen atak Erol, Hakan atak olgunlaşmaya çalışıyor. Babakar yerde kalıyor. Maçın hakemi Kerem Eren penaltı noktasını gösteriyor. Sağ kenarında ortam bir anda karışıyor. Kemal Uçaner, Mustafa Boz birbirine giriyor. Dördüncü hakem Emre Öztaşlı o noktada. Kemal Uçaner şu anda iki takım futbolcuları sağ içerisinde, sağ dışındaki gelişmeler sonrasında Kemal Uçaner direkt kırmızı kart görüyor. Emre Öztaşlı, Cihangir malzemecisi Mustafa Boz'u gösteriyor. O da kırmızı kart görüyor. Kemal Uçaner ve Mustafa Boz sağ kenarında penaltı öncesinde birbirine girdiği sonrasında da ikisi de kırmızı kart görerek saha dışına gönderiliyor. Kemal Uçaner ve Cihangir malzemecisi Mustafa Boz bir anda sağ kenarı karıştı ve çıkan üst üste kırmızı kartlar. Ve penaltı atışı kullanacak Muhittin Tümbül. Dakikalarımız 56'yı gösteriyor. Topun gerisinde kaleci Yusuf kalesinde dikkatli Muhittin topu ağlara gönderiyor. Ve 56. dakikada skoru 3-0'a taşıyor. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü göçmen köy filelerine bırakıyor. Skor 3-0 oluyor. Bir vuruş kaleci Dursun Cem Ateş'te kalıyor. Serbest vuruş, sert bir vuruş üst direğe vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Hakan'la başlayan atak. Atak olgunlaşıyor. Sercan'ın pası Babakar ceza sahasında. Babakar pası Sercan ceza sahasında. Vuruşunda top ağlara gidiyor. 71. dakikada kontrol ediyor. Vuruyor, top ağlara gönderiyor. Ve skor 4-0 oluyor. Büyük sevinç var Cihangir takımında. Adım adım finale geliyor. Pası vuruş o noktada Burak'tan. Dursun Cem Ateş'ten seken top. Ama vuramıyor, sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Bekir düzeltiyor, vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Son bölümler göçmen köy atakları. Burak topla buluşuyor, açıyı alıyor, plaseyi bırakıyor, üst direkten top geri dönüyor. Şanssız dakika göçmen köy adına. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Kerem Eran'da. Göçmen köy atağı gelişecek. Ceza sahasına yapılan orta, Bekir'in kava vuruşu, Amadou gol pozisyonu iyi vuramıyor. Dursun Cem Ateş, Amadou mücadelesi devam ediyor. Amadou kaleciden sıyrılıyor. Kale boş, savunmaya çarpıyor. Top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan Göçmenköy takımı ve sonrasında maçın hakemi Kerem Eran'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Cihangir 4, Göçmenköy 0 ve Cihangir adını finale yazdıran taraf oluyor.